Herkese merhabalar. Analiz videolarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu arada çok fazla soru geliyor. Neye göre analiz yapıyorsun? Bu oyuncular kesin gelecek mi şeklinde Önce şunu söyleyelim her çıkan ismin analizini yapmıyoruz. Çok fazla isim konuşuluyor. Özellikle etkileşim almak için çok fazla isim ortaya atılıyor. Örneğin 15 gün önce kadar Kante yoğun bir şekilde soruluyordu. Adam 100 milyon euroya Suudi Arabistan'a gitti. Yıllık 100 milyon euroya. Şimdi benzer durum Ramos için var. işte Hames Rodriguez için var. Hepsi soruluyor. Bu yüzden hiçbirisi Beşiktaş'ın gündeminde değil. O yüzden de bu isimleri analizini yapmıyoruz. Neyi yapıyoruz? Beşiktaş'ın gerçekten gündeminde olan isimleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Nedir? Beşiktaş yönetimini arıyoruz. Bu oyuncuda ilginiz var mıdır diyoruz. Onlar da evet pazarlık halindeyiz. Evet görüşüyoruz. Evet temas var. Evet teklif yaptık dedikleri anda biz Araştırmalarımıza başlıyoruz ve analiz videomuzu da ona göre yapıyoruz. Yani kısacası gerçekten de Beşiktaş kulübünün gündemindeki isimleri burada analiz etmeye çalışıyoruz. Bugünkü videonun da konusu Daler Kuzeyev. Resmi temasların başladığı, oyuncunun Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı, kulübün gerçekten de gündeminde olan bir ismi analiz edeceğiz. Hadi başlayalım. Analiz videomuzun konusu Zenit forması giyen Daler Kuzyev. Karşımızda 1993 doğumlu 30 yaşında Tataristan'da doğmuş Rus uyruklu 1.82 boyunda bir orta saha oyuncusu var. Hatta Kuzyev ile ilgili orta sahada oynamak için doğmuş diyebiliriz. Gördüğünüz gibi tabloda orta sahanın hemen hemen her yerinde oynayabilen bir isim. Kariyerinde görev almadığı orta saha bölgesi yok. Gerçekten de ilginç bir profil. Hemen bakalım neler yapmış kariyerine Nasıl gelmiş buralara? Başlayalım hemen anlatmaya. Zenit altyapısından çıkma bir oyuncu Kuzyev. Daha sonra ikinci ligin yolunu tutuyor. Nefti Himik'te oynuyor. Kareli'ye transfer oluyor. Oradan yine birinci lige Terek Grozny'e geçiyor. Orada Grozny'de 4-2-3-1'in orta ikilisinden bir tanesi olarak görev yapıyor. Yanında oynayan priz biraz daha altı numara görevini üstleniyor. Kuzeyev ise defans da hücum arasındaki köprü görevinde. 4 yıl boyunca Grozny'de oynayıp takımın değişmez ismi oluyor. Öyle ki 2014 15ten sonra her sezon ligi 2 basamak yukarıda tamamlayan Grozny 2017-18'de Kuzeyev gittikten sonra ligi 4 sıra geride tamamlıyor. Yani orada takım içerisinde kilit bir rolü var. Grozny döneminde çok fazla skorer özelliği yok çünkü az önce bahsettiğimiz gibi orta ikilinin köprü görevini üstlenen oyuncusu rolünde. 2017 yıl yılında 4 milyon euro karşılığında ülkenin en güçlü takımlarından Zenit'e transfer oluyor. O yıllarda Zenit'in başında Mancini var. O sezon İtalyan teknik adam Zenit'e 4-4-2 oynatıyor. Kuzyev ise o dörtlü orta sahanın tam ortadaki merkezdeki orta sahanın Sağ tarafında ve tam 7 gol 4 asistlik bir performans sergiliyor. O yıl Kuzeyev için önemli bir yıl. Çünkü ilk kez hucumda da etkili olabileceğini gösteriyor. Zaten o yılki ile milli takımı yükseliyor ve günümüze kadar da milli takımın değişmez oyuncusu haline geliyor. Tabi o yıl şampiyonluk gelmeyince Zenit Mançini ile yollarını ayırıyor ve Sergey Semak'la anlaşıyor. O sezon takımın sistemi 4-2-3-1. Kuzey tekrardan 8-6 arasındaki bir bölgeye çekiliyor ve doğal olarak skor katkısı azalıyor. Fakat o pozisyona alışık olduğu için de yine takımın ilk 11'in değişmez ismi oluyor. O sezondan sonra da ağırlıklı olarak 8-10 bölgesinde görev yapıyor Kuzeyev. 2019 yılından bu yana şampiyon olan Zenit'in en kilit adamlarından biri haline geliyor. Geçtiğimiz sezon 35 maça çıkıp 5 gol 5 asist kaydediyor. Ve az önce söylediğim gibi Rus milli takımının da önemli oyuncularından biri haline geliyor. Kariyerini konuştuk şimdi gelelim özelliklerine. Bir kere Kuzeyev klasik bir 10 numara değil. Yani öyle Lanzini tarzında, Talişka tarzında işte ne bileyim Fenerbahçe'de Diego vardı. Galatasaray'da Lincoln vardı. O tarzda sadece ön tarafta görev yapabilen sadece hucumcu, araya bırakan çalışan çalım hata şu çeken bir on numara değil. Tarz olarak biraz daha Lampard, biraz daha Gerard tarzında bir oyun kurucu. Çok yüksek tempolu bir orta sağ oyuncusu olduğunu söyleyelim Kuzeyev'in. Ayaklarına hakim, top kaybı minimum ve çalım özelliği de gayet yüksek. Tempolu bir orta saha olmasına rağmen dikine çalım atabiliyor. Bu özellik kıymetli özellikle Süper Lig'de. Bu sezon attığı sprintlerin %68'i başarılı olmuş. Hızıyla, driplingiyle adam geçebiliyor. Özellikle kapanan savunmalara karşı ciddi bir silah olabiliyor. Mücadele gücü de oldukça yüksek. Savunma kısmında gayet iyi istatistikler yakalamış durumda. Ligde girdiği ikili mücadelelerin %62'sini kazanmış. Hava toplarında bu oran %50 ve maç başına en az 2 ara pası yapabiliyor. Tabi uzun yıllar 6 ve 8 oynamanın verdiği bir avantaj var. Savunma nasıl yapılır? Rakip nasıl yıldırılır? İyi bir oyun kurucu olmasına rağmen bunları biliyor. Pas özelliğine gelecek olursak evet tam anlamıyla bir inceci on numara değil. Yani Lanzini gibi araya falan bırakmıyor. Ancak pas verme özelliğine hızını katmış vaziyette. Çok hızlı düşünüyor ve topu alır almaz atacağı yere karar verip isabetli bir şekilde topu oraya gönderebiliyor. Bu özellik onu oyunu hızlandırma konusunda ilk üçe taşımış vaziyette. Kendi yarı sahasında %94 isabetli pas yapmış. Neredeyse kusursuz ve hatasız. Rakip sahada ise bu oran %83. Gayet iyi bir rakam. Rakip savunmanın ağırlıklı olduğu alanda bile 100 pasın 83'ünde doğru ismi bulmuş. Oyuncu özelliklerine bakıldığında gayet makul ve görev adımı diyebileceğimiz bir isim. Eksisi var mı? Açık konuşmak gerekirse fiziksel anlamda, mental anlamda çok büyük bir eksisi gözükmüyor. Orta sahada kendisine verilen her görevi becerebilmiş durumda. Oyuncuya yapılacak en büyük eleştiri büyük bir ihtimalle gol ve asist sayısının düşük olması. Kariyerinde 24 gol atmış 34 tane de asisti var. Ancak bunda uzun süre 6, uzun süre 8 oynamasının da payı elbette büyük. Yani tüm kariyeri boyunca forvet arkasında görev yapsaydı elbette rakamlar biraz daha farklı olacaktı. Bunun dışında bir diğer soru işareti ise Elbette sadece Rusya'da futbol oynamış olması ülkesi dışına hiç çıkmamış. Türkiye'de bir adaptasyon sorunu, uyum sorunu yaşar mı? Bunu görmeden bilmek pek de kolay değil. Gelelim Beşiktaş kısmına. Gesson gibi tempolu bir ismin önünde oynarsa rakipler için gerçekten de korkutucu fizik güçte bir orta saha olabilirler. Tam hocanın istediği tarzda mı? Aslında bir tanışka değil ama bazı özellikleri Sosa'yı biraz andırıyor gibi. Elbette Arjantin'i biraz daha önde oynuyor. Biraz daha inceci bir oyuncuydu. Ancak Kuzey evinde çalım ve şut özelliği mevcut. Yani iyi bir altı örnek verelim Kondogbia, Gerson, Kuzyev gerçekten de çok sert ve güçlü bir orta saha olabilir. Tabii 6-8 oynamasının da büyük avantajı var. Diğer mevkilere kaydırabilir Şenol Güneş onu. Maçına göre Gerson, Kuzyev yaparsın örneğin Redmond'ı koyabilirsin mesela. Orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyor olması kıymetli bir özellik. Bir başka önemli nokta ise Elbette şampiyon takımdan gelmesi. Zenit orada 5 yıldır şampiyon oluyor. Kuzya evde bu takımın değişmez oyuncusu. İlk 11'in değişmez ismi. Dolayısıyla şampiyon takımda oynadığı için kapanan takımları karşı nasıl oynanacağını gayet iyi biliyor. Kilit açma işini gayet iyi pratik etmiş bir oyuncu. Transferde Şenol Güneş'in artık bu isme onay verdiği söyleniyor. Oyuncu da sıcak bakıyor. O yüzden de gündemin en sıcak maddesi Dalar Kuzeyev. Gelelim benim görüşüme. Aslında Beşiktaş uzun süredir inceci, çalım atan, biraz daha böyle klasik on numaraları deniyor. Kagava olsun, Alex Teşeri olsun, Delali fiziken daha iyi olmasına rağmen delali olsun. Hepsi bileği yumuşak. Daha eski tip 10 numaralar. Dalal Kuzyev. Videonun başında dediğim gibi biraz daha Gerard tarzı, Lampard tarzı bir oyun kurucu. Yani sadece çalımıyla, şutuyla değil fizik gücüyle de oynamayı bilen bir isim. Bu tarz oyuncu denemek bana göre kötü bir fikir değil. Süper Lig'de bildiğiniz gibi fizik gücünün önemli olduğu bir lig. Hem fiziği güçlü hem çalım atabilen hem şut çekebilen bir orta saha bizim ligimizde iş yapar diye düşünüyorum. Sizler de videonun altına kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Özellikle izleyen varsa, Rusya Ligi'ni takip eden varsa, Zenit'te nasıl oynadığını bilen varsa onlar da yazabilir. Altta bir futbol muhabbeti çevirebiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.